Merhaba, bugünkü programın başlığı hayvanlar ve ulusal semboller. Aslında bugün Avrupa ülkelerinde aşırı sağın yükselmesiyle ilgili birkaç dizilik programa başlamayı düşünüyordum ama bizde çok tartışılan bu ulusal sembol meselesine değinmeyi, bu programda onu ele almayı daha uygun gördüm. Şimdi değişik halkların ulusal sembolleri vardır ve bunlar hayvanlarla, bazıları hayvanlarla karakterize edilir. Mesela Rusların ulusal sembolü ayıdır. Hatta ayı için şöyle bir sözleri de vardır. Ayıyla dansa kalkarsa, dansın ne zaman biteceğini ayı karar verir. Ya da ayı karar vermeden dans bitmez. Almanların mesela ulusal sembolü çift başlı kartaldır. İşte yukarıdan hem geniş bir yeri, araziyi görür veya olaya geniş bakar, hem de gözleri sayesinde aşağıdaki, çok daha aşağıdaki yerdeki ufak tefek şeyleri de görebilir. Mesela avlarını da görebilir. Fransızların sembolü horozdur. Başka ulusların da sembolleri hayvanlarla görülen, hayvanlarla simgelenen sembolleri olabilir. Bilmiyorum. Benim bilebildiklerim bunlar. Yani Rusların ayı, Almanların çift başlı kartal, Fransızların horoz. Peki Türklerin sembolü bozkurt olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Onu açıklamaya çalışayım. Şimdi bozkurt Türk mitolojisinde önemli bir yer tutar. Şimdi şunu unutmayalım. Mitoloji adı üzerinde, yani kanıtlanabilen bir tarihsel gerçeklik değil. Büyük oranda söylemlere dayanıyor. Gerçeğe yakın yanları vardır, gerçeğe uzak yanları vardır. Bu yüzden zaten mitoloji denir. Şimdi Türk mitolojisinde bozkurt önemli bir yer tutar. Bunu biliyoruz. Sonra işte bir dönem bozkurt unutulur. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra işte bir paranın, Türk lirasının arkasına bozkurt resim basılır. Atatürk'ün de Bozkurt ismiyle belli bir işte ilişkisi olduğu söylenir. Gerçi internette dolaşan Atatürk'ün o malum işareti, kurt işaretini yaptığı şeydir, fotoğraf düzmecedir. Yani Photoshop'tur. O ortaya çıktı zaten. Ama mesela o dönem izcilere yavru kurt adı verilirdi. Gerçi yavru kurtların kendilerine özgü işareti de kurt işareti falan değildi. Adları yavru kurttu sadece. O kadar. Şimdi meseleye bir de şöyle bakalım. Kelimeler, kavramlar zaman içinde değişir. Bir kelimenin veya bir kavramın içeriğini alıp birkaç yüzyıl öteye değişmeden taşıyamazsınız. Değişip değişmediğine bakmanız gerekir. İlk videolardan birinde şöyle bir örnek vermiştim. Dünya devrimi. Şimdi Marx Engels dünya devrimini savunan insanlardı. Ne demekti o zaman dünya devrimi? İngiltere, Fransa, Almanya ve çevrelerindeki ülkelerde, yani esas olarak Batı Avrupa'da sosyalist devrim olunca bu dünya devrimi anlamına geliyordu. Dünyada sosyalist olacaktı. Öyle bir görüş vardı o dönemde. Bugün dünya devrimi dediğinizde bu bambaşka bir anlam taşımaktadır. Dikkatinizi çekerim, deyim aynı. Ama o dönemde dünya devrimi içinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Bugün ABD'yi dışarıda bırakarak dünya devrimi olmaz. Yani böyle bir şey düşünülemez. Demek ki deyim aynı kalmış dünya devrimi ama ifade ettiği anlam zaman içinde değişmiş. Bunu göremiyorsanız eğer, Türkiye'de bazı tarihçiler var, hani diyorlar, ya bozkurt yüzyıllardan beri Türklerin işte şeyidir, ulusal sembolüdür. Buna tarihçilik denmez, hafızlık denir. Yani ezberlersiniz bir takım şeyleri. Bilgi düzeyinizde gayet iyi olabilir, denecek bir şey yok. Ama bilginin zaman içinde değişmesini göremediğiniz zaman bunun adına tarihçilik değil, hafızlık denir. Ezberlemişsinizdir, o ezber devamlı olarak kendini tekrarlar. Bu olmaz. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani 150 yıl önce dünya devriminde bir anlamı vardı. Bugün veya bırakın bugünü, işte bilmem 50, 60, 70 yıldan beri
belki de biraz daha eskiden beri dünya devrimi başka bir anlam taşıyor. Deyim aynı fakat içerik değişmiş vaziyette. Bunu göremezseniz yani bir sürü soruda anlayamazsınız. Gelelim Bozkurt konusuna. Bozkurt işte bir hayvanın ismidir. Kurdun şeyidir, ne derler, işte bir çeşidi diyelim. Şimdi bunun ifade ettiği, Ergenekon'dan çıkışta ifade ettiği, mitolojik olarak ifade ettiği anlamla Atatürk zamanında ifade ettiği anlam ve bugün ifade ettiği anlam birbirinden çok farklı şeyler. Yani şöyle diyelim, 1970'ten başlayarak Bozkurt bir siyasi partinin simgesi oldu. Günümüzde sadece o siyasi parti tarafından kullanılmıyor. Daha geniş bir çevre tarafından kullanılıyor. Nedeni de Türklerin işte ulusal simgesi, ulusal sembolü olarak görüldüğü için kullanılıyor. Ama bu doğru değil. Şöyle bir bakın meseleye. Mesela Ruslarda ulusal sembolün ayı olması üzerine herhangi bir tartışma duymadım ben. Hani herkes kabul eder. Tamam, Rusların ulusal sembolü ayıdır. Veya Almanların ulusal sembolü çift başlı kartaldır. Almanya'da bu konuda bir tartışma, karşı çıkış vesaire görmedim. Sanırım Fransa'da da aynı şeydir. Ulusal sembol horozdur. Muhtemelen başka ülkelerde başka hayvanlar ulusal sembol olarak anılmaktadır veya tanınmaktadır. Onlarla da ilgili olarak bir itiraz yoktur. Ama bizde itiraz var. Çünkü Bozkurt'un çağrıştırdığı içerik değişti. Son 50 yılın bir olaylarını düşünün. Yani 50 yılda çok sayıda kanlı olay gerçekleşti. Bir sürü olayda siz Bozkurt'u bir taraf olarak görürsünüz. Bunu savunan vardır, savunmayan vardır. Olabilir. Ama şurası gayet açık. Yani diyelim ki o Bozkurt 100 yıl önceki Bozkurt değil. Bilmem ta Ergenekon zamanındaki Bozkurt değil. Kelime aynı. Ama içerik onun çağrıştırdıkları ciddi bir şekilde değişmiş durumdadır. Bunu dikkate almadan konu hakkında tartışmak zaten şey oluyor, boş oluyor. Hele de kalkıp bazı tarihçilerin ya Bozkurt yüzyıllardan beri Türklerin ulusal simgesidir demesi gerçekten gariptir. Yani ben arkadaşların bilgi düzeylerine bir şey söylemiyorum. Bilgi düzeyleri gayet iyidir. Bunu da değişik televizyon programlarında vesaire de zaten gösterirler. Ama bilgiyi yorumlayamıyorlar. Kelimelerin, kavramların zamanla değişebileceğini göremiyorlar. Böyle tarihçilik olmaz. Bunlara da hafızlık denir. Ezberlersin ve o ezber her zaman aynıdır. Ezberledim, tamam bitti. Dünya devrimi, dünya devrimi. Mesela dünya devrimi ne? Batı Avrupa devrimi. Bugün Batı Avrupa devrim derseniz gülerler size. Öteki de öyle. Çağrıştırdı, anlam değişti. İçerik değişti. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Bu yüzden de çok sayıda insan ciddi bir şekilde Bozkurt'un ulusal sembol olarak tanınmasına itiraz ediyor. İtirazları haklıdır. Nedeni şu, bu sembol 100 yıl önceki sembol değil, aynı anlamı taşımıyor. 100 yıl önce diyelim Cumhuriyet kurulurken denildiğine göre böyle bir tartışma olmuş, Atatürk kabul etmemiş. Ama bunun üzerinde durmayacağım. Eğer o zaman 1920 ile 30 yıllarda Bozkurt Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilip o günden bu yana gelseydi herhangi bir partiyi, herhangi bir siyasi görüşü simgeleyen bir sembol değil. Genel olarak ulusal bir sembol olarak kabul edilip gelseydi bir süre sonra itiraz etmezdi. Niye etsin ki? Yani Ruslarınki ayıysa, Almanlarınki kartalsa, Fransızlarınki horozsa, Türklerinki de kurt olur. Başka halklarda başka bir hayvan olur. Olabilir yani, ne var bunda? Ama mesele bu değil. Mesele bu değil. Konuya böyle yaklaşmak lazım. Yani isim Bozkurt içerik olarak değişmiş durumdadır. İnsanlara hatırlattıkları 100 yıl öncesiyle bugün aynı değildir. Son 50 yıla silemezsiniz. 1970 sonrasını silemezsiniz. Yaşanmış ve bu şeyle Bozkurt'la ilişkisi kurulan bir sürü olayı yok sayamazsınız. Bu mümkün değildir. Bir sürü insan buna dayanarak
ne derler, Bozkurt'un ulusal sembol olmasına itiraz edecektir. Haklıdır da bu konuda. Tabii şu da var, yani şimdi bir ulusun ille bir sembolünün olması gerekmiyor. Bu sembolün hayvan olması gerekmiyor. Sembolü arayacaksanız eğer, yani başka şeyler de bulabilirsiniz. Veya hiçbir sembolünüz olmayabilir. Yani çok da önemli değil sembol olup olmaması. Ama madem var, bu sembolün herkesin kabul edebileceği, kimseye dayatılmadan herkesin kabul edebileceği bir içerik, bir anlam taşıması gerekir. Dediğim gibi yani böyle bir sembol 100 yıl önce saptansaydı, bu bizim sembolümüzdür dense de pek itiraz olmazdı. O zamandan bu zamana kadar da gelirdi. Hiçbir siyasi kuruluşta bunu simgesi haline getiremezdi. İtiraz da olmazdı, öyle gelsin yani, tamam ne olacak. Ama durum böyle değildir. Tekrarlıyorum. Tarihçilik kavramların, isimlerin, içeriklerinin değişebileceğini görmeyi de içerir. 100 yıl önce böyleydi, 500 yıl önce böyleydi. O zamanı bugüne taşıyalım, bu olmaz. Bu olmaz. Aradaki değişimi görebilmek gerekir. O değişimi gördüğünüz zaman da şunu kolayca söyleyebilirsiniz. Hayır, Bozkurt Türklerin ulusal sembolü değildir. Olamaz. Ha, bazıları bunu savunabilir, kabul edebilir, etsin. Ciddi bir kesim de bunu savunmaz ve kabul etmeyecektir. Evet, bugünkü programdaki konumuz bu kadar. Pazar günü Fransa'da yerel seçimde ikinci turu var. Birinci turda Le Pen'in partisi, neydi adı? Rassemble National, %34 oy aldı. Yani oyların üçte birini aldı. Tabii ki ikinci turda şöyle diyelim, hani %34 kaybolacak değil. İkinci turun amacı, ikinci turda yapılacak olan şey, bu üçte bir orandaki oyun parlamentoya yansımasını ya da daha az yansımasını sağlamaktır. Yansımasını engellemek ya da daha az yansımasını sağlamaktır. Zaten yıllardan beri hep böyle oluyor. Yani Le Pen'in partisi yüksek miktarda oy alıyor. Fakat iki turlu seçim sayesinde, ikinci turdaki blokaj sayesinde, yani herkes Le Pen'in karşısındaki adaya oy veriyor. Bir sürü insan. İsterse sağcı olsun aday. Le Pen kadar sağcı olamaz diye. Ona oy veriyor. Ve dar bölge çoğunluk sisteminde rakip aday kazandığı için böylece bu gücün parlamentoya aynı oranda yansıması engellenmiş oluyor. Yine aynı şey olacaktır Fransa'daki ikinci tur seçimde. Ne oranda olacaktır? Bakalım, göreceğiz. Zaten bir dahaki programdan başlayarak sadece Fransa'da değil, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselmesi, bunun nedenleri üzerinde durmaya çalışacağım. Tabii eklemek gerek. İşte İngiltere'de birkaç gün önce parlamento seçimi sonuçlandı. İşçi Partisi mutlak çoğunluğu elde etti. Adına bakmayın yani. İşçi Partisi sol bir parti değil. Ama iktidardaki muhafazakarlar kadar da sağ değil. Yani o sağın biraz solu diyelim. O durumdadır. Neyse, bunların üzerinde bundan sonraki programlarda durmaya çalışacağım. Evet. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.